Merhaba, üroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya. Bugün size testosteronun yükselmesini nasıl sağlarız, düşmesini nasıl engelleriz? Bitkisel ürünler, bitkisel gıda takviyeleri testosteron arttırıyor mu gerçekten? Bununla ilgili kısa video sunumumuz olacak. Testosteron son 100 yılda bariz bir şekilde erkeklerde düştü. Arkasından sperm kalitesinde bozulma, erkek kısırlığında bir artış izlendi. Bununla ilgili çevresel faktörler. Çok suçlandı plastik ürünleri, petrokimya, hayatımıza yeni yeni giren binlerce kimyasal. Bundan sorumlu tutuldu. Elektromanyetik dalgalar keza aynı şekilde. Şimdi testosteron arttırmak için neye dikkat etmek gerekiyor? Testosteronda önemli olan 4 tane konu var. Bir tanesi egzersiz, uyku, diyet ve toksik maddelerden uzak kalmaya çalışmak. Yani parantez içerisinde çalışmak diyorum. Çalışmak gerçekten çok zor, toksik maddelerden uzak kalmak. Kısaca bu konulara bakacak olursak uyku 6-8 saat civarında olmalı, deliksiz olmalı, gece olmalı, horlama ve uyku apnesi gibi problemler varsa ortadan kaldırılmaya çalışmalı. Onun dışında diyete gelecek olursak Akdeniz diyeti dünyada binlerce erkek üzerine yapılmış ve testosteron için en uygun diyetlerden birisi olarak tespit edilmiştir. Diyet demek toksik maddelerden uzak durmak demek, vücudu temizlemek demek ve seçim demek. Seçimde nasıl oluyor? Şöyle, sabah kalktığınızdan bir poğaça, bir çay, bir sigarayla güne başlayabilirsiniz. Diğer taraftan iki yumurta, İki kaşık zeytinyağı, yulaf ve sütle de güne başlayabilirsiniz. Öğlen geldiği zaman fast food menü yiyebilirsiniz. Diğer tarafta da haşlanmış sebze, meyve ve yoğurtla güne devam edebilirsiniz. Bunlar seçimlerden ibaret. Kişilerin seçimleri ister istemez vücuda aldıkları toksinleri, vücutta vitamin, mineral seviyelerini belirliyor. Spora değinecek olursak, sporun günlük 15 dakika ile 30 dakika arasında kuvvet egzersizlerinin ağırlıkta olduğu, büyük kas gruplarının çalıştığı egzersizler ve spor yapılması gerekiyor. Genel olarak bu şekilde testosteronla ilgili. Bunlar aslında çok uzun uzun konuşulabilecek konular ama bunlarla ilgili zaten birçok video var. Peki bitkisel ürünler testosteronu arttırıyor mu? Bitkisel ürünler ve vitamin minerallerle birçok vitamin mineralle testosteron ilişkilendirilmiştir. Binlerce çalışma yapılmış baktığınız zaman. En çok çalışmalardan birisi tribulus yapılmış, epimedium yapılmış, makaya yapılmış, Ali Tonkat'a yapılmış. Mesela Ali Tonkat'ın 3 tane çalışması var. Kanıt derecesi yüksek sayılabilecek. Yapılan çalışmalarda testosteronu %39 ile %46 oranında arttırdığı gösterilmiş. Yani testosteronunuz 300 ise 400'e ya da 450'ye şanslıysanız çıkabiliyor. İstatistiksel olarak anlamlı mı? İstatistiksel olarak kesinlikle anlamlı. Peki bazen görüyorum videolarda özellikle anabolizan kullanıcıların videolarında diyor ki anlamsız paranızı çarçur etmeyin. Doğru söylüyor kesinlikle. Çünkü hiçbir anabolizanın vereceği testosteron hacmini, volümünü hiçbir bitkisel ürün sağlamaz. Anabolizan kullanımındaki amaç nedir? Serbest testosteronu 10 ila 100 kat arasında yükseltmektir. Hiçbir bitkisel ürün 10 katına çıkartamaz testosteronunu. Ancak orada yazdığı gibi %39 ile %46 civarında çıkartabilir. Belki de çıkartmayabilir. Bir de bitkisel ürünlerde herhangi bir standartizasyon yok. Mesela Tribulus teratis. Avrupa'dan Asya'ya, Çin'e, Hindistan'a kadar her yerde çıkıyor bu ürün. Bulgaristan'da çıkan Tribulus teratis ise Çin'de çıkanın muhteviyatı farklı. İçeriği de farklı oluyor ister istemez. Bunun yaprağından mı yapıldı, gövdesinden mi yapıldı, kökünden mi yapıldı, alkol ekstraktı mı çıkartıldı, su ekstraktı mı çıkartıldı? Bunlar hep değişiyor tabii ister istemez. Bir de şöyle bir şey var. Bazı ürünler içerisindeki, mesela Epimedium, içerisindeki ikarin miktarıyla ilişkilendiriliyor. Çünkü orada bir standartizasyon yakalamaya çalışıyorlar. Mesela ikarin yüzdesi kaç? %5 mi? 10 mu? 20 mi? 30'a kadar gidiyor böyle bu şekilde. Ürünlerin bazılarında yazar şu kadar içerisinde ikarin içeriyordur filan diye. Yani bitkisel ürünlerde dediğim gibi testosteronu arttırabilir ama bundan daha önemli olan şey bence vitaminler ve mineraller. Selenyum, çinko, magnezyum, D vitamini, B12, folik asit gibi vücudun temel yapı taşlarını oluşturan vitaminler ve metabolizmayı çalıştıran vitaminlerin uygun miktarda olması gerekiyor. Bunları kişi diyetle de alabilir. Diyetle almak zor geliyorsa takviye edici olarak da, tablet olarak da alabilir. Ama vitaminler daha önemli diyebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.